Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber servi çamları, leylandi çamlarını köklendirmesini yapacağız. Yani kendi çam fidanlarımızı kendimiz yapacağız arkadaşlar. İlk önce kalemlerimizi hazırlayacağımız kalemler alacağız arkadaşlar. Bunlar çamlarımızın uçlarındaki o senenin yeni taze filizler arkadaşlar. Şöyle çamlarda bol miktarda vardır. Şu gördüğünüz çamımızın ucundaki filiz. Bakın. Şurada kahverengi kısım vardır. Bunları kullanmayacağım için alayım. Ve burada yeşil kısım var arkadaşlar. Bu yeşil kısmı kullanacağız. Yani o senenin yeni taze filizini kullanacağız arkadaşlar. Makasımla kahverengi kısmı kesip alıyorum. Bu yeşil kısmın gövdeye zarar vermeden arkadaşlar yan dallarını alıyorum. Filize evet aldım. Ve tepe kısmındaki dalı alıyorum. İki adet arkadaşlar. Bir iki adet. İki adet yaprak bırakıyorsunuz. Evet, filizimiz kalemimiz bu arkadaşlar. Bunun köklendirmesini yapacağız. Bir tane daha yapalım. Yine aynı şekilde aldık. Kahverengi kısmını kestik. O senenin taze filizini aldık çamımızın ucundan. Tepe kısmındaki yaprağı aldık. Yan yapraklarından kesiyoruz. Gövdeye zarar vermeyecek şekilde. Evet. Bir tane ya da iki tane bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalemlerimiz, filizlerimiz ya da dikeceğimiz fidelerimiz bunlar arkadaşlar. Köklendireceğimiz. Bunu rahat köklensin, çabuk köklensin, köklenme oranımız yüksek olsun diye butirik asit denen kimyasala da kökünü batırabilirsiniz. Ama ben batırmadan yapacağım. Arkadaşlar kalemlerimi, fidelerimi fidelemek için bir tane 100 litrelik varili ortadan ikiye kestim. Bunun içerisine yaklaşık 200 tane dikebilirim. Bol miktarda sıkıntı yok. Toprağını siz hazır da alabilirsiniz. Saksı topraklarında. Ben kendim yapacağım. Toprak, hayvan gübresi, yanmış hayvan gübresi ve sıva kumu arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağım? Bir miktar kum, şöyle diyeyim, 3'te 1 kum, 3'te 1 hayvan gübresi ve 3'te 1 toprağı bu kabın içerisinde karıştırıp hazırlayacağım. Kabın dibi delik arkadaşlar. Hazırladıktan sonra üstünü düzleyeceğim ve kalemlerimi tek tek sokacağım. Sokma işlemi bittikten sonra bir miktar kumu üstüne 2 santim kadar yayacağım arkadaşlar. Fidelerimi diktikten sonra. Çünkü niye? Sıcaklarda toprak yarılıp hassas olan fidelerin dipleri hava almasın diye. Ve çok fazla güneş almayan, günün 3'te 1'ini güneş alan gölge bir yere koyacağım. Ve orada düzenli aralıklarla da sulama işlemi yapacağım. Bu fideleme işlemini arkadaşlar Aralık ayının 1'inden Mart ayının sonuna kadar yapabilirsiniz. Şu anda Aralık ayındayız. Ben Aralık ayında yapacağım. Kış içinde farklı bir uygulamam var. Çok fazla rüzgar almayan, soğuk almayan kuytu bir köşeye koyacağım arkadaşlar. Fide yaptığım kabımı. Ve kabımın 3'te 2'sini kadar toprağa gömeceğim arkadaşlar. Bir topraktan rutubet alsın. Çok fazla su istemesin. Evet arkadaşlar. Toprağımı 3'te 1 toprak, 3'te 1 kum ve 3'te 1 hayvan gübresi hazırladım. Şimdi bunun üstünü 2 santim kadar ince sıva kumuyla kapatıyorum arkadaşlar. Kumumu döküyorum. Evet, şu olay.
Evet arkadaşlar, 2 santim üstünü ince sıva kumuyla kapladım. Evet arkadaşlar, şimdi kalemlerimizi 2 santim kum yüksekliği, 2 santim de toprağa gelecek şekilde yaklaşık 4 santim aşağıya fideliyoruz. Her kalem arası 1 santim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ben şimdi bunun tamamını dikip bir yıl sonra izinden tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Bu dikme işlemi bittikten sonra arkadaşlar can suyunu veriyor. Evet. Şimdi ben bunun tamamını kalemleri hazırlamak biraz zaman alacak. Tek tek hazırlayıp tamamını doldurup 3'te 2'si toprak altında kalacak şekilde kabımı düzgün bir zemine, güvenli bir yere yerleştireceğim. Ve bir sene sonra sizinle tekrar bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir yıl önce hazırladığımız mavi plastik kabımız. İçerisinde otlar da çıkmış. Şimdi bakalım. Biz Leyland'e fidelerimiz ne durumda? Bakın arkadaşlar, bu kurumuş, bu tutmamış. Bir tane gördüğünüz gibi olabiliyor. Burada bakın, bu tutmuş, bu yeşil. Bu da tutmuş. Şurada bayağı bir alan tutmuş arkadaşlar. Şurada var bir tane tutmamış. Gördüğünüz gibi. Burada var bir tane. Bunları temizliyoruz. Evet. Şimdi ben bu otların arasından bunları tek tek alacağım arkadaşlar. Bakın. Tutmuş, 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 tutmuş. Yine burada tutmuş. Yani kök oluşumu gerçekleşmiş. Burada bir tane tutmayan var. Köklü olmayan. Atıyoruz. İşte butirik asit dediğimiz o kimyasala köklerini batırırsanız bu verimlilik diğer kısımlarında çok iyi yaptığınız takdirde verimliliğiniz %80-90'lara çıkar arkadaşlar. Şu anda benim %50-60 gibi bir tutma oranı var. Şimdi bunları ben tek tek saksılara alacağım arkadaşlar. Muhtemelen 1 ya da 2 sene kadar da saksılarda kalacak. Ve onlarla yine bakmaya ve sulamaya devam edeceğim. Ve sonra dikilmesi gereken yeri alacağız. Asıl yerine. Bu şekilde de alabilirsiniz ama 1-2 yıl daha bir özen gösterilmesi gerekiyor. Henüz daha yavru arkadaşlar. Bakın, görebiliyorsunuz. Yeşillerimizi. Evet. İçindeki otları birkaç sefer aldım ama çok hızlı geliyor. Bu otları da almak lazım. Çünkü hem toprağın besinini alıyorlar hem de çam fidelerimizin gelişmesine engel oluyorlar. Şimdi gelin bunları hep birlikte saksılarını alalım. Arkadaşlar, bir yılın sonunda Leylandi çam fidelerimiz %60 civarında başarılı köklenme oldu. Onları saksılarla alacağım ama ben ilginç bir yöntem kullanıyorum. Hem atıkları değerlendirmek için bildiğimiz su kapları arkadaşlar. 5 litrelik. Bunu aldım. Boğaz kısmına yakın yerden yaklaşık bir kapağından 10 santim aşağıdan kesiyorum. Makasımla bunu temiz bir şekilde kestim arkadaşlar. Arkasını sıcak bir demirle deldim ve deliklerini de geniş tuttum arkadaşlar. Yani şöyle iki parmak girecek kadar delikleri geniş. Bunun için yapıyorum. Bu saksıya fidemi diktikten sonra çam fidemi
Yaklaşık 5 santim kadar toprağa gömeceğim. Üstten sulamaya gerek kalmayacak. Alttan topraktan aldığı rutubet ona yetecek arkadaşlar. Ne zaman için? Kış ve ilkbahar ayları için. Ve kışın soğuklarından yine korumak için de üstüne şu kapak kısmını makasla 10 santim kadar şöyle kesiyorum. 3-4 yerinden. Bakın. Bu kesiyor. Niçin? Toprağımı koyup çam fidemi buraya diktikten sonra bunu tepesine geçirmek için arkadaşlar. Bakın. Bunu tepesine geçiriyorum ki kışın otlardan, soğuklardan korusun. İhtiyaç duyduğumuz suyu da alttan alsın. Ve güneşi de şeffaf olduğu için buradan alsın ve içini ısıtsın. Aynı zamanda kışın da çamur gelişsin arkadaşlar. Bakın. Görebiliyor musunuz? Buna normal sebze fidelerinizi de bu şekilde yapabilirsiniz. Çiçeklerinizi de bu şekilde yapabilirsiniz. Bunun içine sığabilecek her türlü bitkiyi soğuklardan korumak için ve güneşten daha çok faydalanmak için bu sistemi yapabilirsiniz. Ve atıkları değerlendirmek, geri dönüşüm sağlamak için arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi su kabından hazırladığım saksıma toprağımı koydum. Bir aparat yardımıyla 10 santim kadar bir yer açıyorum. Bunu parmağınızla da yapabilirsiniz. Herhangi bir aparatla da yapabilirsiniz. Şu anda fidemi koyacağım yeri hazırladım. Tutmuş olan arkadaşlar, toprak kumlu olduğu için çektiğinizde rahatlıkla gelebiliyor. Herhangi bir zarar görmüyor. Ve ıslak. Evet. Gördüğünüz gibi çıkartıyorum. Ve çam fidemi diktikten sonra kenarlarına toprak doldurup çiçek toprağı, saksı toprağı ve bastırdım. Evet. Gördüğünüz gibi çam fidemizi köklendirdik ve saksısına aldık arkadaşlar. Saksısını aldığımız çam fidemize ilk can suyunu veriyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda fidemizi diktik. Her şeyi tamam. Ve kapağını kapatıyoruz. Evet. Bakar mısınız? Sera gibi oldu arkadaşlar. Şu anda fidemiz hazır. Muhtemelen Haziran'a kadar buna hiçbir işlem yapmayacağız. Haziran'a kadar kalacağı yerine alalım. Evet arkadaşlar, saksımızda çam fidemiz köklendi. Büyümesi hızlanacaktır. Gelişimini tamamlayacaktır. Haziran ayına kadar kalacağı, yani sulamaya ihtiyaç duyduğu zamana kadar kalacağı yerde, bakın, taban kısmını 5 santim kadar toprakla kapatıyorum. Evet. Ara ara kontrol edin arkadaşlar. Şu kapak kısmı eğer rüzgarlı bir yerdeyse, kışın sert rüzgarlarından çıkabilir. Çıkmayacak şekilde onu ya emniyete alırız. Emniyete de şu şekilde alıyoruz. Buradan bir ip bağlıyoruz. Yere bir dal, sert bir cisim çakıyoruz. Ve buradan oraya bağlıyoruz ki uçmasın diye arkadaşlar. Onu da yapabilirsiniz. Ama bende böyle bir şey olmadı. Bugüne kadar tedbir olsun diye söylüyorum. Dolayısıyla ben yapmıyorum. Siz yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Leylandi ya da diğer adıyla Selvi çam uçlarından fide yaptık.
çimlendirdik ve saksısını aldık. Siz de bunu rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu amatör çalışmamı benimle paylaştığınız için, kanalıma misafir olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.